Ahmet Hakan Övgü Hakkı, Yergi Hakkı Hıncal Uluç aradı. Athena Gökhan yazımla ilgili olarak şunları söyledi. Beğendiğim bir şeyi övüp beğenmediğim bir şeyi yeremeyecek miyim? Översem yalaka mı olacağım? Fikrimi değiştirme özgürlüğüm yok mu? Şöyle dedim kendisine. Benim yazımdan bu mu çıkıyor? Eğer bu çıkıyorsa kendimi hiç iyi ifade edememişim demektir. Sonra yazdığım yazıya yeniden döndüm. Hıncal Uluç haklı. Meramımı tam ifade edememişim gerçekten de. En iyisi ben bu konuya yaklaşımımı tane tane ve örneklerle anlatayım. Dünkü yazımda Avrasya Tüneli zammını yermiş, Wuhan operasyonunu ise övmüştüm. İşte benim ilkem burada gizli. Hep övgü hep yergi yok. Yerine göre övgü var, yerine göre yergi var. Yergi haksa övgü de hak olmalı. Övgü haksa yergi de hak olmalı. Övgüyü görünce anında yalaka denmesi kabul edilir bir şey değil. Benim itirazım şuna. Tayyip Erdoğan'a koşulsuz övgüyle yaklaşanlara ağız dolusu yalaka denirken Ekrem İmamoğlu'na koşulsuz övgüyle yaklaşanlardan bu sıfat esirgeniyor. Hükümet övgüsü yapan bir sanatçıya anında yalaka denirken, İmamoğlu'nun herkes tarafından görülüp kabul edilen hatasına bile sahip çıkan Athena Gökana yalaka denmiyor. Derdim buradaki çifte standarda dikkat çekmek. Başka bir şey değil. Bazıları Tayyip Erdoğan'ın elindeki erkle Ekrem İmamoğlu'nun elindeki erk arasında kıyaslama yapıp ikisi aynı kategoride değerlendirilemez diyorlar. Doğru ama unutmayalım ki Ekrem İmamoğlu'nun elindeki erk de bazılarının iştahını kabartacak nitelikte. Konser verdiriyor, önemli makamlara atamalar yapıyor, müthiş bir bütçeyi yönetiyor. Övgüler öyle çok da boşa gitmez yani. Ahmet Hakan Hürriyet